Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. İşte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve günün önemli başlıklarına, haberlerine doğru geçiyoruz sevgili izleyenler. Size öncelikle Şanlıurfa'ya götüreceğiz. Küs iki aileyi barıştırmak için Osmaniye'den yola çıktılar aslında. Yorgun sürücünün bir anlık dalgınlığı yüzünden kontrolden çıkan otomobil aynı güzergahta ilerleyen tıra arkadan çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçtaki 7 kişiden ikisi hayatını maalesef kaybetti. Hayatını kaybedenlerden Ahmet Fettahoğlu'nun Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni olduğu ortaya çıktı. Küs iki aileyi barıştırmak için yola çıktılar ancak hedeflerine varamadan canlarından oldular. Tıra arkadan çarpan otomobildeki iki yolcu feci şekilde can verdi. Onlardan biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kuzeniydi. Osmaniye'de otomobile binen 7 kişi küs iki aileyi barıştırmak için Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Gaziantep'te kısa bir mola verdikten sonra tekrar yola koyuldular. Ancak otomobil sürücüsü trafiğin arttığı bölgede iyice yorulmuştu. Trafik yoğundu, bayağı yoğundu. Kilometre 20'ye kadar bizi bir düştü. Karabalık olduğu için ağırlaştı. Sürücünün bir anlık dalgınlığı felaketi getirdi. Kontrolden çıkan otomobil aynı yönde ilerleyen Osman Sarı yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Tam 7 yolcunun içinde bulunduğu otomobil çarpmanın şiddetiyle hurdaya döndü. Allah muhafaza, cehennem. 8 kişi içindeymiş. İşte ikisi vefat etti. Hızlı olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilden savrulan Ahmet Fettahlıoğlu ve Fadime Sevimli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 5 kişi ise bölgedeki hastanelere sevk edildi. Tır sürücüsü Osman Sarı gözaltına alınmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kazanın seyir yolundayım. Sağ şeridine devam ediyorum. Arkadan yüksek sesle bir ses geldi. Tırı sarstı. Tırı sarsınca aşağı indim. Kazada ölen Ahmet Fettahoğlu'nun Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni olduğu ortaya çıktı. Geçmiş dönemde MHP Hasanbeyli ilçe başkanlığı da yapan Fettahoğlu'nun cenazesi memleketinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.